Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Abdullah Gül yine ortaya çıktı. Erdoğan'ın yerinde olsam. Değerli izleyenler, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, karar yazarı Mehmet Ocaktan'ın sorularını yanıtladı. Gül, iktidarın ekonomi politikalarını ve dinin siyasetteki yerini değerlendirdi. Gül, muhalefetin parlamenter sistem söylemine ilişkin olarak, parlamenter sistemle ve temel siyasi, hukuki konular hakkında yaptıkları açıklamalara baktığımda doğru. İleri demokrasilere yakışan ilke ve prensipleri ortaya koyduklarını görüyorum ve çalışmaları çok değerli buluyorum. Ama önemli olan bunların gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği yorumunu yaptı. AK Parti'nin ilk döneminin aksine bürokratların kariyerden çok siyasi geçmişinin öncelikli olduğunu söyledi. Gül, Ocaktan'ın, Erdoğan'ın yerinde siz olsanız, baktınız ekonomi bu denli kötüye gidiyor, bu şekilde bu durumdan çıkamam dersiniz herhalde, sorusuna şu yanıtı verdi, benim yapacağım iş, finans ve iş çevrelerinin, herkesin helal olsun çok doğru insanları buldu ve göreve getirdi diyebileceği bir ekibi kurmak olur ve bu ekibin de kararlı şekilde çalışması için müsaade eder, yetkiyi veririm. Şimdiye kadar dünyada enflasyon sorunu ilk defa yaşanmıyor ki, iktisat tarihine bakıldığında hangi ülkeler nelerle karşılaştı, ne makaleler yayınlandı, ne teoriler var, daha önce enflasyonla nasıl mücadele edildi ve nasıl bu durumlardan çıkıldı, bütün bunları bilen sağlam bir ekibi iş başına getiririm ve arkasına da siyasi gücü koyarım, siz bunu deklare edin. İnanın enflasyon bugünden düşmeye başlar, siz iş adamı olsanız ve inansanız ki bir sene sonra her şey çok iyi olacak, bugün ne yaparsınız? Yarışa girersiniz, yeter ki bir sene sonra her şeyin iyi olacağına inanın. Yoksa teknik bir sürü buluşlarla, onun külahı buna, bunun külahı ona, bunların hepsi pansuman şeyler, bunların hepsinin yan etkileri var, büyük ayrı problemler ortaya çıkarıyor, bir problemi kapatayım derken başka bir yerden açık veriyorsunuz. Ama asıl olması gereken sade şekilde enflasyonla mücadele edeceğim diye programı ilan edip bunu da çok kararlı şekilde uygulamak. Bunları sadece seçim kazanıp kaybetme kaygısının da ötesinde Türkiye'nin geleceği açısından bakmak lazım. Çünkü eğer doğru işler yapılmaz, gelecek yılki seçim için popülist politikalar yapılır, yanlış harcamalar içerisine girilir ve ekonomik göstergeler açık gizli çok daha negatif durumlara gelirse, Türkiye'nin gelecek nesillerini etkileyecek bir durum ortaya çıkar. İm iktidar olursa olsun Türkiye dünyadan daha da kopar ve geriye düşer, toparlanması da daha zor ve maliyetli olur, Türkiye kaybeder, gelecek nesiller, hepimiz kaybederiz.